Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla kapkaranlık odamda karşınızdayım. Bu videoda sizlere aralık favorilerimi göstereceğim. Evet, hemen bir sorum var. Geçen senenin sonunda ben aralık ayında bir video yapmıştım. Hatta şu an YouTube'da bir kasırga bu, 2012 favorileri diye. Yerli ve yabancı haliyle ve ben çok çok seviyorum o videoları izlemeyi. Ben de yapmayı düşündüm 2012 favorilerim ve sevmediklerim diye ya da sadece favorilerim diye. Bir aklım diyor 2012'de kullandığım, en çok kullandığım her ürünü belli kategorilerde göstereyim. Bir aklım da diyor sadece 2012 yılında alıp tanıştığım, yani 2011'de, 2010'da eskiden kullandığım ürünler değil de bu yıl alıp tanıştığım ürünlerle ilgili bir video yapayım. Bununla ilgili bir fikir verir misiniz bana? Bir aklım da diyor ki hiç böyle bir video yapma. Çünkü zaten ben favoriler tarzı, işte alıp sevmediğim ürünler tarzı videolar şu son birkaç ayda yaptım. O yüzden de alıp yani öyle bir video yapıp tekrar kendimi tekrar ediyormuş gibi olmak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum haliyle. O yüzden de biraz kararsızım. Şayet bu konuyla ilgili bir fikriniz varsa ve yazarsanız çok ama çok sevinirim. Nasılsınız? Ben iyiyim. Az önce annemle muhteşem duygusal tatlı bal gibi konuşma yaptım. Annemi çok seviyorum ve çok çok özledim. Konuşmak ve gözlerini dolduruyor, konuşmayacağım. Annemle konuştum, mutluyum. Favorilere geçelim o zaman. Daldan dala atlıyorum. Bu ay çok fazla favorim yok. Hemen bir sayayım. Bunları 1 olarak sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunları da 1 saydım. 9, 10, 11, 12. Varmış. Ama aslında şöyle bakınca çok fazla yokmuş gibi görünüyor. Hemen başlıyorum. Bunun geleceğini tahmin ediyordunuz muhtemelen. Tırnaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Niye benim videolarım takılıyor ya? Takılıyormuş gibi hissediyorum. Neyse, gördüğünüz gibi şu anda da tırnağım da var ve bu ay boyunca deliler gibi takmadığım çok az gün oldu. Haliyle bu tırnaklar Kiss markasının özellikle hastasıyım. Çok başarılı buluyorum. Amerika'da yaşıyorsanız Walmart'ta var. Türkiye'de yaşıyorsanız bu marka var mı bilmiyorum. Ama Amerika'da Walmart'ta, Target'ta ve CVS'te var bu arada. Türkiye'de yaşıyorsanız bu marka olmayabilir ama yapışkan tırnaklardan bulabilirseniz bir deneyelim. Arkalar. Bir başka ürün. Ay bu oda çok karanlık. Saat de daha 3 yani. Öğlen 3. Hava kapalı, karanlık oldu. Neyse. Bir önceki videomda bahsettiğim bu ürün. Bu ay favorim yaklaşık 5-6 banyodur. Bunu kullanıyorum. Çok güzel kokuyor. Muhteşem kokuyor. Şuradaki kokusu ayrı. Bir de banyo esnasındaki kokusu. Böyle kafadaki bir çizim geliyor. Harika. Bendeki vanilyalı ve papatyalı ama papatya kokusu almıyorum. Mis gibi bir vanilya, tertemiz böyle kremsi bir koku alıyorum. Bayılıyorum. Güzellik. Yalan söylemiyorum. Çok muhteşem köpürmüyor ama köpürüyor. Anladınız mı bir şey? Bir başka favorim EOS'in içinde SPF 15 bulunan Lemon Drop isimli. Bu lip balmı biliyorsunuz ben de bunun pembesi vardı. Gittim sarısını da aldım. Çok şirin bunlar. Kokusu çok güzel. Limon gibi kokuyor. Ben limon çok seviyorum. Yemeği de çok severim. Salatada da çok severim. Neyse. Tipi de çok şirin. Hemen de kirlettim. Nasıl bacardım bilmiyorum ama çantama taşıyorum çünkü. Neyse. Bunu aldım. Ve severek kullanıyorum. SPF'li olması yaz için güzel. Şu sıralar çok umurumda değil açıkçası. Ama böyle çantayı atıp gün içinde dudaklarım kuru hissettiğimde ya da duştan sonra işte elime yüzüme krem sürdükten sonra dudaklarıma da bir şey sürmeye ihtiyacı duyduğumda bu minik yumurtayı kullanıyorum. Yumurta. Yumurta değil. Yumurta. Bir başka ürün severek kullandım. Göz kremiyim. Çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Bugünler benim şöyle bir olayım var ki kötü bir alışkanlık aslında yapmamanızı tavsiye ediyorum ama ben sıcak suyu çok seviyorum. Yani ben çok sıcak suyu seviyorum duş alırken. Çocukken biz annem çalışıyordu. Anneannem yıkardı bizi. Böyle büyük leğen gibi bir şeyin içine koyardı bizi. Su kaynatırdı bir yandan. Öyle yıkardı bizi. Anneannem de kaynar suyla yıkanmayı çok seviyor. Bizleri haşlaya haşlaya sanırım alıştırdı beni buna ki öyle bir alışkanlık oldu. Sözün özü çok sıcak suyla yıkanıyorum ve çıktığımda ağzım, burnum, yüzüm, gözüm her yerim gerim gerim geriliyor sıcaktan. Bu onu müthiş rahatlatıyor. Hemen gözlerimin altına sürüyorum ve rahatlamış hissediyorum. Seviyorum, çok mutluyum. 5 dolara mı 6 dolara mı ne almıştım. Ve normalde biliyorsunuz göz kremleri 15 mililitre ama bu 30 mililitre. O yüzden de bol bol kullanıyorum. Yapısı da biraz böyle ağır. Çok ağır değil ama böyle biraz kıvamlı. O da hoşuma gidiyor. May, öptüm. Öpmedim. Tam da ruj var. Manyak mıyım? Öpeyim ben. Bir başka ürünü daldan dala atlıyorum. Bu tacımı çok seviyorum. Bu
ay aldım ve bu ay bolca kullandım. Bence çok şık görünüyor. Bana ne kadar yakıştı tartışılır ama tacın kendisi güzel. Ve severek de kullanıyorum. Özellikle böyle saçlarım çok kötü, çok şekilsiz bulduğum günler hemen şöyle takıyordum. Çıkıyordu. O yüzden de tacımı göstereceğim. Ay, oje favorim tabii ki. Essence'in Ladylike'ı. Bu ojeyi arayıp da Allah bulamadığını söyleyen arkadaşlar olmuş. Ben bunu böyle ucuzluk tarzı bir yerden aldım. Ucuz şey böyle dollar store gibi bir yerden aldım. O yüzden de muhtemelen bu eski bir serinin ojesiydi. Umurumda da değil. Gidip de 7-8 dolar vermektense ne kadardı? 1,5 mu? 2 mi ne vermiştim. Çok da mutluyum bundan ötürü. Rengi de bence bir harika. Bu tırnakların üzerinde görünüşüne de aşığım. Nude pembe, böyle toz pembesi, soğuk altlığı muhteşem. Aşığım. Öyle. Ladylike. Bu ayın favori ojesi. CVS mendillerim. Bunlardan 3 paket almıştım. Bu paketim bitmek üzere. Akşamları çok rahat oluyor ya. Yorgun geliyorum eve. Yüzümde makyaj varsa hemen şöyle bir temizliyorum. Temizleme verdiği hissi çok seviyorum. Kurutmamasını, yani böyle germemesini seviyorum. Alkolsüzmüş bu arada. Ne hoş. Gayet güzel temizlediğini düşünüyorum. Bir de germiyor oluşunu seviyorum. O yüzden de seviyorum. Ay, bir saniye. En son anneciğimle konuşuyordum. Bana seni çok özledim yazmıştı. Sonra ben oy kurban olurum. Ben de seni çok özledim. Yazdım, bıraktım. Ay annem çok tatlı ya. Allah'ım, Allah'ım anne dünyanın en tatlı insanı. Yazdığı şeye bak. Seni çok özledim. Ben de kurban olayım. Ben de annem deli gibi dedim. Cevap okey. Okey. Çok duygusalsın anneciğim. Neyse cevap vermeyeceğim. İzlemiyordu zaten videolarımı maaşıyım. Oy ölürüm bunun içime. Neyse kusura bakmayın. Bir şey yazdıysa onu arkada unuttum diye şey yapmışım ama annemin umurunda bile değil. Çünkü annem şu an Facebook'tan okey oynuyor. Neyse. Ne diyorduk? Anne gibisi var mı ya? Neyse. Parfüm. Benim bu ayki favorim. Evet. Açık parfüm. Evet. Bargello. Aşığım. Emine'den ben Ralph Lauren Hot olanı istemiştim. Ki numarası da 288'i sanırım. İçeride kalkmayı düşünüyorum. Zaten kalkınca da kızanlarınız var. Emine'den onu istemiştim. Gönderdi bana sağ olsun. Aşığıyım. Sonra bana bunu da gönderdi. Ben istemememe rağmen. Allah konuşamıyorum. Versace Crystal Noir. Muhteşem bir taklit bence. Crystal Noir'den biraz daha sert bence bu. Ama hiç fark etmez nasıl kalıcı ve nasıl güzel kokuyor. Hastasıyım, aşığıyım. Bu kadar bitirmişim. Dünya üzerinde şu an 6 milyar insan yaşıyor ya da bilmiyorum kaç milyar insan. Onların içinde açık parfüm bitirdiğine üzülen tek insan benim. Zira bu Türkiye'de var, Amerika'da yok. Nasıl bulacağım bilmiyorum. Koşun Bargello. Şimdi bu videoyu hemen şurada pause yapıyorsunuz. Orada gece 3 mü 4 mü artık bilmiyorum. Hiç de fark etmez. Siz durdurun bu videoyu. Pause'a basın. Bargello'ya koşun. 409 numara. Bir bundan kapın. Bir tane 288'den. Sıkın altında el çırp. Çok saçma. Buran Altıntop izleyenler bilir. İzlemeyenler bilmez. Bu gerizekalı ne diyecekler? Ne diyor? Diyorsunuzdur. Buran Altıntop'u çok severdim. Neyse. Muhteşem. Bargello'ya gidin. Alın. Sonra da onları söyleyeyim, Bilgen sizin reklamınızı yapıyor diye hemen 500 dolar benim hesabıma yatırsın. Şaka bir yana çok güzel kokuyor, çok uzattım. Baydım biliyorum. Bir makyaj favorisi var. L'Oreal'in... Bu şimdi hem favorim hem favorim değil. Ayın ilk yarısında favorimde aşık oldum. İkinci yarısında da aşkım küllendi. Zira... Bu arada neden bahsettiğimi önce bir söyleyeyim. L'Oreal'in... Bunun... Eskiden olsa... İmkanı, mümkünatı yok bu videoyu yayınlamazdım bu kısımları. Ama siz sevdikçe ben şımardım gördüğünüz gibi. Tepenize çıktım Allah açılmıyor da. Öyle neyse. L'Oreal'in Voluminous False Fiber Lashes maskarası. Yemeyelim. İlk aldığımda bayıldım çünkü yapısı koyuydu. Hemen tırnaklarıma tırırım. Çünkü tırnaklarıma sürüyorum ben bunu. Hemen kirpiklerime muhteşem bir dolgunluk verdi. Böyle kıvırdı. Ve hoş görünüyordu. Ama ve lakin... Kurudu rimel. 2 haftada kurudu. Üstünde görüyorsunuz şöyle bir şeyler var. Ki bu rimelin dolgunluk vermesine yardımcı oluyor. Fakat
yapısı çok kuru olduğu için malum rimeller kullandıkça biraz kurumaya başlıyor. Mesela ben çok cıvık yapılı rimelleri sevmiyorum. Biraz böyle kurumalarını bekliyorum. Kuruduktan sonra seviyorum. Fakat bu rimel aldığımda zaten kuru olduğu için ben kullanmaya başladıkça iyice kurudu. Deli gibi topaklanmaya başladı. İstediğim dolgunluğu ve dolgunluktan da ziyade dolgunlaştırıyor ama topak topak olduğu için hoş görünmüyor. Uzunluğu da vermemeye başladı. Yani ömrü 2 hafta oldu. Aşkımız 2 hafta sürdü. Üzücü. Öyle. Bir başka göz ürünü. Şu anda gözlerimde var. Kendisi L'Oreal'in göz kalemi. Siyah göz kalemi çok kullanan bir insan değil ama bunu çok başarılı biliyorum. Carbon Black Le Col Pencil L'Oreal'den. Bana hep siyah yapan ya da akmayan kalem soruyorsunuz ki benim eskiden kalemimin akması sorunum hep olmuştu. Ama bu kalemde böyle bir şey fark etmedim. Çok kalıcı, çok dayanıklı diyemem. Dediğim gibi çok sık kullanmıyorum ama kullandığım kadarıyla söyleyebilirim ki hem oldukça siyah hem de yapısı çok yumuşak. Benim için çok önemli bu. Sürdüğüm anda simsiyah hemen yapması böyle. Onu yapıyor ve buna rağmen yumuşak yapılı olmasına rağmen bende herhangi bir akma yapmadı. O yüzden bu L'Oreal kalemi tavsiye edebilirim şayet siyah göz kalemi arayışındaysanız. Bir başka göz kalemi fakat ben kendisini kaş kalemi olarak kullanıyorum. Golden Rose'un 306 numaralı bu kalemi. Ki benim bunu böyle bir videoda göstermemin anlamı büyük. Zira biliyorsunuz ben yıllardır Elf kitimden başka bir şey kullanmıyorum kaşlar için. Ve çok da başarılı buluyorum. Onu Elf'i hala çok seviyorum. Fakat şu sıra böyle hemen bu bir şeyi elime alıp böyle tıkır 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 kaşlarımı doldurmak kolayıma geliyor. Böyle arada ürünleri değiştirmeyi de seviyorum. Sanmayın ki Elf'ten vazgeçtim. O benim başımın tacı. Ama bu Gold, Elf alamayan, bulamayan arkadaşlar için bence bu harika bir alternatif. Golden Rose'un göz kalemi eyeliner diyor. Umurumda bile değil. 306 numara kaşlarım için bunu kullanıyorum. Bugün de kaşlarımda bu var. Çok da memnunum. Mwah! Son ürün sanırsam, evet yani son makyaj ürünü, Nars'ın orgazm aldığı. Normalde ben bunu alalı 2 seneden fazla oldu. Nereden baksanız 2-2,5 sene, belki 3, belki 20, 2,5-3 sene oldu ve kullanmıyordum fazla. Yani hep sevdim, hiçbir zaman muhteşem bulmadım ve hiçbir zaman da hiç böyle elimden düşürmediğim bir aldık olmadı. Hep onun yerine drugstore aldıklarım çok daha sık kullandım ama bu ay bunu tekrar kullanmaya başladım ki bugün de yüzümde bu var. Ve hoşuma gidiyor. Güzel bir allık. Abartıldığı kadar 1000 yılın allığı mı, muhteşem bir allık mı bilmiyorum ama güzel bir allık. Birçok renkte giden bir allık bence. Ve benim ten rengimde de hoş durduğunu düşündüğüm bir allık. Öyle. Kaliteli bir allık almak istiyorsanız, drugstore almak istemiyorum, adam gibi bir şey olsun, para vermekten de çekinmiyorum diyorsanız Nars Orgazm'ı tavsiye edebilirim. Başka bir şarkı favorim var. Allah dinlemeyi bırakamıyorum. Ben aslında bu favoriler videolarında o şarkıları falan hep eklemek istiyordum. Fakat unutuyordum. Unutkanlığımdan ötürü ama unutmayacağım Maroon 5 diye bir grup var. Burada şu an deli gibi popüler. Türkiye'de de popülerdir diye tahmin ediyorum. Ama değilse. İsimleri Maroon 5. Ve onların One More Night diye One More Night isimli bir şarkısı var. Aşığım. Aşığım aşığım. Pop dinleyen bir insan olmama rağmen aşığım. Dinlemeden duramıyorum. Bir de yemek favorim bu ay. Hem fakirlikten hem zamansızlıktan Stuffing ve Rice Runny markasının rice'ları. Tavuk falan çok yapıyorum burada arkadaşlar. Öyle yaptığım zamanlarda bunlar hazır pirinç bu. İçinde de böyle bizim bulyon gibi bir şey ama onun toz olanı var. Kokuları, tadları değişiyor. Mesela bu rice pilav olan neymiş? Tender rice. Seasoning, ot mot bir şeyler var bunun içinde. Ben genelde tavuklusunu alıyorum. Tavuk kızartıyorum. Bunu pişiriyorum. Tavukları kenarına koyuyorum. Bazen üstüne yoğurt koyuyorum. Yiyorum. Çok da güzel oluyor. Çok da zararlı olduğunu düşünmüyorum. Bir de stuffing var. Stovetop stuffing diyor. Az sodyumu az olan yani az tuzlusu bu. Stuffing ben ilk defa burada yedim. Türkiye'de hiç yememiştim. Bildiğiniz ekmek, baharatlar ya da işte duruma göre yeşillikler ufak ufak ekmek ama işte yeşillikli tatlı kokulu böyle içine bir şeyler koymuşlar falan baharatlı su kaynatıyorsunuz birazcık bunu içine koyuyorsunuz şöyle bir 2-3 dakika içinde gezdiriyorsunuz zaten kuru ekmek bu arada bunlar sonra o ekmek suyu yiyor emiyor ve yumuşuyor
ve hoş oluyor. İşte yine tavuğun yanında, etin yanında falan yemek için, yani ekmek yemek yerine bu şekilde yiyorsunuz. Daha bir lezzetli. Ne bileyim. Yiyorum yani. Kolayıma geliyor açıkçası. Yani işten gelip de evde yorgun olduğumda hemen bunlardan hazırlıyorum. Yanına da birazcık et varsa salata, yoksa yoğurt vesaire yiyorum. Bir bardak da kola içiyorum. Hop yatağa gidiyorum. Bu kadar. Sanırım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi 2012 favorileri videosu istiyor musunuz? Bu videoyu her anlamda yapabilirim. Yani makyaj, cilt bakımı, saç bakımı, müzik, kitap, dizi, zevki, şu bu. Her anlamda yapabilirim. Merak ediyorsanız, izlemek istiyorsanız şayet kendimi tekrar etmem fikri size çok soğuk gelmiyorsa diye cümleyi bitireyim. En azından başladığım cümlenin sonuna getirebiliyorum. Bir alkış hak ettiğimi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 15 dakikam güzel. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum bol bol. Hoşça kalın.